Fenomenler dosyasındaki son duruma bakalım isterseniz. Fenomenler dosyasında Polat çiftinin, yani Engin Polat, Dilan Polat çiftinin mal varlıkları satışa çıkartılıyormuş. Hangi mal varlıkları bunlar? Şöyle, arabalarına el konulmuştu. Otomobillerinden böyle acayip bir seri yapmışlardı onlar. Çeşitli marka otomobiller. O arabalara, otomobillere el koymuştu TMSF. Ve oradan hatta böyle bir şey yan yana dizmişti, gazeteciler gitmişti falan hatırlarsanız. O arabalar satılığa, otomobiller satılığa çıkıyormuş. Aynı zamanda üzerlerine kayıtlı olan bazı mülklerin de satılığa çıkması imkan dahilindeymiş. Neden peki böyle bir şey oluyor? Onu da Emrullah'tan dinleyelim isterseniz. Emrullah Erdinç ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Duyalım. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. O gelişme Polat ailesinin avukatlarının TMSF'ye ve vergi dairesine verdikleri dilekçeydi. O dilekçede Polat ailesinin avukatları soruşturma sırasında el konulmuş olan taşınır taşınmaz bütün malların ve bankadaki paranın da hazineye devredilmesini talep ettiler. Bu soruşturma için çok önemliydi. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde TMSF el konulan araçların tamamını kendi otoparkına çekmişti. Yine soruşturma sonunda da çıkabilecek vergi cezaları ya da yargılama sonunda çıkacak ceza sonrasında da o araçlarla birlikte taşınır taşınmaz malların tamamı satışa çıkartılmış olacaktı. Fakat yargılamanın sonunu beklemeyen Polat ailesinin avukatları bugün dilekçe sunarak İki kuruma da şimdiden borçların tahsil edilmesi için ve yargılama sonunda kesilecek cezalar için, para cezaları için ön bir tedbir çerçevesinde araçların satılıp borçlarından düşmesi için hazineye devredilmesinin dilekçesini sunmuş oldu. Şimdi bu önemli... Emrullah kalan bölümde videonun ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Safa Tosun Çelik soruyor, diyor ki parası kimin hesabına yatacak? Emrullah'ın da söylediği üzere hazineye yatacak. Yani herkesin mülkü malı olacak bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesine aktarılacak buradaki para. Ama aktarılacak ama zaten vergi cezaları var. Dolayısıyla şimdiden de bir ön alıyor aslında. Avukatlar kendileri talep etmişler bu araçların satılmasını ve bazı mülklerin de yine satışa çıkartılmasını. Şimdiden bunun önünü almak için ve bu borçların aslında şimdiden ödenmesini sağlamak için Kezban dolarla, dolar değil avro, rica edeceğim. Onlar avroydu bir kere. Bir hesap yapmıştık, kafa 50 bin TL'ye falan yakındı galiba, yani ciddi bir. Evet, tam olarak o ceza çıkarsa oradan düşülecek şeklinde bir süreç. Bu arada tabii Dilan Polat dosyası kadar konuşulan bir başka dosya da Eylül Öztürk dosyası. Eylül Öztürk dosyasında Eylül Hanım sürekli videolar çekiyordu. Hatta ne kadar kazandığıyla ilgili açıklamalar yaptığı, analitiklerini gösterdiği videolarda izlenme rekorları kırıyor. 500 bine falan yaklaştı o videosu. Ben birkaç gündür takip ediyorum Eylül Hanım yeni bir takım videolar ya da açıklamalar yapıyor mu diye, yapmamış. Bir kişinin ismi geçiyor. Ferda Kabat mıydı arkadaşlar? Şeyleri, evleri, Amerika'daki mülklerini üzerine geçirdiği iddia ediliyor. Bu emlakçı bir hanımefendi, Amerika'da yaşıyormuş uzun yıllardır. 21 senedir emlakçılık yapıyormuş. Bu kişinin Eylül Öztürk'e ait olduğu söylenen mülkleri üzerine geçirdiği iddia ediliyor. Bu iddiayı hem Emrullah Erdinç anlatmıştı. Yayının sonunda Emrullah Eylül Öztürk'e cevabımdır başlığıyla çektiği yayının sonunda bu kadın kimdir diye soruyor Eylül Öztürk'e ve bu mülkler hala sizin üzerinize mi yoksa bu kadına devir mi ettiniz diye soruyor. Deniz Akkaya da bununla ilgili bir takım belgeler paylaşmıştı, bir tweet yazmıştı ve bu mülklerin bir gece yarısı apar topar Eylül Öztürk'ün isminden bu Amerika'da yaşayan emlakçı kadının ismine geçirildiğini ifade etmişti ve bir takım ekran görüntüleri paylaşmıştı. Eylül Öztürk de zaten o nedenle Amerika'daki evlerim diye bir cevap videosu çekmişti. Evet, böyle iddialar var. Yani aslında kendisinin kiralık bir villada yaşadığı, kendisine ait evler olmadığı, dolayısıyla bu paranın da aslında kendisinin güzellik merkezlerinden vesaire ya da ürün satışlarından ya da influencer olarak yaptığı reklam kampanyalarından elde edilmiş bir gelir olmadığı yönünde iddialar var. Zaten de savcılık da tam olarak bunu araştırıyor. Bütün mal varlıklarına
tedbir kararı getirildi biliyorsunuz ve soruşturma dosyasının içerisine konuldu Eylül Öztürk ve ailesi, yani Eylül Öztürk Özkan ve eşi Kenan Özkan. Dolayısıyla savcılık da tam olarak bu iddiaları araştırıyor. Benzer şekilde yurt dışı yasağı getirildi ama tabii bu ters bir yurt dışı yasağı, çünkü kadın zaten Amerika'da Türkiye'ye gelemiyor. Onu da kendisi anlatmıştı, ben ifade vermek için gelsem nasıl olacak bu iş falan demişti Eylül Öztürk. Derken Deniz Akkaya Eylül Öztürk'le ilgili daha da enteresan, daha da acayip iddiaları gündeme getirdi. Malumunuz işte swinger partileri yapıldığı, alemci oldukları, narkotik bir takım dosyalarının olduğu, çok ilginç ilişkilerinin olduğu, işte kara para baronlarıyla, mafyayla, şununla bununla bir takım alışverişlerinin olduğunu iddia eden tweetler yazmıştı Deniz Hanım. Ben de dün Hatay'dan kısacık bunu aktarmıştım, size böyle iddialar var diye. Daha sonra Kenan Özkan Deniz Akkaya cevaben bir tweet yazdı falan ve bu böyle acayip tweetleşmeler devam ederken bugün itibariyle bir sessizlik hakim taraflar arasında. Kimse bir açıklama yapmadı, hiçbir şey konuşmadı ama Deniz Hanım, Deniz Akkaya benimle ilgili bir tweet yazmış. Ben yayına girmeden az önce gördüm tweetini açıkçası. Beni mentionlamış ama görmemiştim. Özlem Hanım, bu konuyla ilgili bilgiyi bana televizyoncu bir dostum verdi. Ben dün demiştim yani böyle iddialar var, bu çeşit şeyler yazıyor Deniz Akkaya, doğru mudur değil midir, elinde bir bilgi, belge, fotoğraf bir şey var mıdır yok mudur, inanın bilmiyorum demiştim. RTÜK kuralları gereği kullanamadıkları için ben sadece sözel yazdım. Bir televizyoncu dostu kendisine söylemiş Deniz Akkaya. O da onun üzerine yazmış. Yani o televizyoncu dostu demiş ki bizim elimizde bazı bilgiler var ama bunları RTÜK gereği yayınlayamıyoruz. Onun üzerine Deniz Hanım kendisi ifade etmiş bunları. Telefonum Murat Arel, Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü, İrfan Değirmenci hepsinde var. Telefonuma ulaşabilirsiniz. Hatta Emrullah Bey'le de paylaştım bir kısmını bu bilgilerin, yani demek istiyor. Bu konu ve gerisiyle ilgili size tüm bilgileri ulaştırabilirim. Keza Amerika'da yaşayan tüm Türklerin bu ve diğer konularla ilgili şikayetlerini de ayrıca paylaşmak isterim diye yazmış. Ben Deniz Hanım izliyorsa beni eğer, inanın yeni gördüm bu tweetinizi, derhal sizinle irtibata geçeceğim Deniz Hanım. Tabii ki de bu konuları konuşuruz. Siz de elinizdeki bilgileri benimle de paylaşırsanız. O da zaten onu ima ediyor aslında. Hani yayında bir şeyleri anlatmak istediğini ifade ediyor galiba Deniz Hanım. Ben de kendisine gereken daveti yapacağım. Elbette ben görmedim açıkçası daha önce bu tweet'i, sadece yayına girmeden bir süre önce gördüm. Tabii Deniz Akkaya ve fenomenler dosyası kadar ilgi çeken bir başka konu da az önce Ozan'la uzun uzadıya konuştuğumuz Seçil Erzan dosyası, Ponzi sistemler. Ama bunların aslında bir kaldıraçlı viyop piyasası olduğunu ve hani regüle bir piyasanın içerisinde bunun feriştahının zaten Borsa İstanbul'da aylardır yapılmakta olduğunu Ozan bütün açıklığıyla anlatmış oldu. Seçil Erzan dosyası da ilerliyor. Orada da bir sakinleşme var. Son olarak davanın müştekileri, yani davanın mağdurları Deniz Bank'a yönelik bir yeni dosya açılmasını istemişlerdi. O dosyadan da biliyorsunuz red kararı çıktı.